Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. Uluslararası Savunma Fuarı'nda birçok Türk savunma sanayi firması da yer alıyor. 9 Eylül'e kadar sürecek fuarda yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar göz dolduruyor. Bu ürün şu anda aktif görevde, zırhlı araçların üzerine takılabilen, platformların üzerine takılabilen bir üründür. Tüm testleri başarıyla tamamlamış, yani yapılan bütün kalifikasyon testlerini hatasız bitirmiş bir üründür. O yüzden bizim bir gururumuzdur. Gururlandıran silah SAR 762MT tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretildi. Üstelik üretilmeden önce bu silahın benzerini Türkiye ithal ediyordu. Bunların hepsi yurt dışından gelen ürünlerdi. Artık yerli milli olması bizim için önemli olan. Bizim şu anda Türk mühendisimizin işimizi el emeğiyle ortaya çıkmış bir ürün. SAR 762MT uzun menzilli ve Mehmetçiğin işini teknolojiyle kolaylaştıran bir silah. Araç üzerine monte edilen SAR 762MT zırhlı araç içinden bir joystick yardımıyla kolayca idare ediliyor. Sarsılmaz Silah Sanayi Müdürü Hakan Özadalı ambargolara karşı Türk mühendislerin harekete geçerek daha iyisini ürettiğini söyledi. Kötü ev sahibi, kiracıyı ev sahibi yaptı. Evet, ambargolar bize inanılmaz bir kapı açtı. Fuara olan ilgi ise göz doldurdu. Türk firmalarına ait standlar da Azerbaycan ordusu tarafından büyük ilgi gördü. Şu anda burada milli piyade tüfekleri sergileniyor ve buradaki Azerbaycan ordusuna ait askerler de detaylı bir şekilde işte o silahları inceliyor. Fuardaki yerli ve milli silahlardan SAR-9SP, MHP lideri Devlet Bahçeli SAR-9SP modelli tabancayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye etmişti. Fuarda sergilenen tabancalardan biri olan SAR-9, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edilmişti. Ancak hediye edilen o silahın bundan farklı bir özelliği vardı. Tamamen el işçiliğiydi. Fuar 9 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.